Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu tweet'i attı, atabildi. Türkiye ise yukarıdan geliyor bir şeyle. Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı. Asimetrik ilişki modeli dediği hadise Türkiye'nin denge politikası. Kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı. S-400'ler bizi niye kırılgan hale getirmiş? Ayrı mesele. Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli. Düne kadar karşı çıkıyordunuz. Bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır. Bir dakika şimdi. Ömer, beni ver Ömer. Bu az sonra işaret edeceğim kısım var ya, herkes oturup sadece buna odaklanmalı. Ne deniyordu? Kanal İstanbul yapılacak da Araplar oraya gelip ev alacak. Kanal İstanbul yapılacak, işte orada rant var. Kanal İstanbul yapılacak, deprem olacak. İlk kez Marmara'ya su akacak. Marmara'ya su akacak, bilmem ne. Tuna'nın suyu akacak. Evet. Tuna'nın kirli suyu akacak. İlk kez ağızlarındaki baklayı bu ortamı fırsat bilip söylemek zorunda kaldılar. Ya da narkoz etkisindeler sanacağız. Bilmiyorum neyin etkisindeler bilmiyorum ama bölgesel istikrara risk oluşturabilecek. Bunun üzerine kitap yazmış Turgay. Bölgesel istikrara risk oluşturabilecek. Bana ne olur bir harita verin. Türkiye'yi kapsasın ve bölgesini kapsasın bir harita. Deminki harita bile olur. Avrasya haritası. Ukrayna bile olur. Avrasya haritası. Avrasya haritası da olur. Bana ne olur bir harita verin. Ben de size hemen bir zaman kazanayım. İzleyicilerimize bir kez daha bunu okuyayım. Tane tane okuyayım. Ve bu bir fecaat. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir durumun ardından İyi Parti'nin genel başkanı istifaya davet edilir. İstifaya davet edilir. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır. Bu gezinin devamı biliyorsunuz. Tabii canım. Bu 17-25'in devamı. Bu 15 Temmuz'un gerekçesi. 3. köprü falan bitti. İstanbul'a havalanı falan bitti. Aslında şöyle diyebilirdi. 3. köprüyü yıkmalı. Tabii. Osman Gazi'yi yıkmalı. Yıkmalı falan. İstanbul havalimanını kapatmalı da devam etmesi lazım. 4. tipi devam etmesi lazım. Tabii devam etmesi lazım. Ver haritayı bana. Bana hazırlayıncaya kadar demin Ukrayna haritası vardı. Ukrayna içinde alan bir harita vardı. Onu verin. Karadeniz'de olan. Karadeniz'de olan. Yani yeni harita, tarihsel harita değil. O haritayı verin. En basit şekli. Kanal İstanbul. Şurada işte. İ harfi var ya, İ harfi. Şurada. İ harfinin orada. Şurada. İ harfinin orada. Şurada. Evet. Kanal İstanbul burada. Bölgesel istikrara bakalım. Romanya, Moldova, aşağıda Ukrayna, Bulgaristan var. Bulgaristan, Romanya. Yunanistan. Var burada. Yunanistan var burada. Efendime söyleyeyim. Bulgaristan var. Romanya, Macaristan var. Avusturya oraya var. Oraya gitme. Gitme oraya gerek yok. Burada. Bölgesel burası siz, bölgesel. Evet, hadi biraz daha geniş alalım. O haritada bir sorun var zaten. Buradan tamam gidelim. Anladım. Şimdi öbür Bulgaristan'ı Yunanistan'ı açmış şey. Tabii tabii. Bulgaristan, evet. Romanya'yı arkadaşlar şöyle. Bu arkadaşlar, biraz böyle olsaydı. Biraz böyle olsaydı. Ömer tamam, ne yapıyorsun Ömer? Yani Allah'tan Rusya Federasyonu yazıyor. Sovyetler Birliği falan yazabilirdi. Şimdi bakın. Ya bölgesel bir Türkiye haritası koyun. Bölgesel istikrar diyor ya, bölgesel istikrar. Ben burada konuşuncaya kadar siz öne gelemem, burayı tarif edeceğim Ömer.
Karanlık, tamam, ben karanlıkta kalayım, ben önemli değilim, hadi neyse. Şimdi biz şuraya dikkat edelim. CHP can hıraç bir şekilde Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. İyi Parti can hıraç bir şekilde Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Baybaşkan, İstanbul'un baybaşkanı can hıraç Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Mimarlar Odası can hıraç. Mimarlar Odası, şu bu bunlar da karşı Tabipler çıkıyor. Tabipler Odası. Tabipler Odası, HDP karşı çıkıyor, PKK karşı çıkıyor, FETÖ zaten karşı çıkıyor. Bölgesel istikrar dediği ne olabilir? Mesela Yunanistan olabilir mi? Yunanistan'ı rahatsız edebilir mi? Mesela Akdeniz, Karadeniz, Marmara, bu bölge, buralar olabilir mi? Şimdi ben uzatmayayım, bir açış yaptım sizi kışkırtmak için. Bir yani Türkiye haritası bulamadı zaten. Benim ekstradan bir şey geliştirmeme gerek yok. Yani bir sizi kışkırtmama gerek yok. Tweet'in kendisi çok tuhaf. Yusuf Alabarda ile başlayalım. Yusuf Alabarda. Şimdi ben bugün bu sosyal medya paylaşımını görünce gerçekten çok şaşırdım. Ve aklıma acaba Amerikan Büyükelçiliği'nde 4 kez ardı arkasına gerçekleştirilen ziyarette bu maddeler mi Meral Hanım'ın gündemine getirildi diye merak etmedim değil. Evet. Bu konuyla ilgili ne görüşüldüğüne dair bir ay içerisinde 4 kez herhangi bir açıklama yapılmadığı için Yusuf Alabar'da çok özür diliyorum. Bu konularda gazete... Çok özür diliyorum. Oradan devam edeceksin. Ama şu başlığı atmak istiyorum. Ne olur kusura bakma. Yahu Rusya ile Ukrayna savaşı var. Biz ne ara, konu ne ara buraya geldi? Estağfurullah. Konu ne ara buraya geldi? Rusya ile Ukrayna savaşından konu bir çırpıda ne ara buraya geldi? Yusuf Alabar da buyur. Rusya ile Ukrayna savaşından sesle bir sıkıntı var. Ne ara buraya geldi? Yusuf Alabar da buyur. Geri dönüyorsun. Şimdi işte şu ara buraya geldi. Demir tavında dövülür sevgili Turgay Güler. Bravo. Şimdi ben bu açıklamayı okuduğumda, o yüzden de sosyal medya hesabımda paylaştım. Büyükelçilikte bunlar mı görüşüldü diye. Şimdi asimetrik dediği ne olabilir? Bunu açıkçası anlamış değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Soğuk Savaş'ın tek kutuplu Batı'nın treninde vagon olduğu bir siyaset yerine Türkiye'nin yeri geldiğinde Rusya ile, yeri geldiğinde Amerika ile, yeri geldiğinde Çin ile, Avrupa Birliği ile, Balkanlarla, Orta Doğu ile, Ukrayna ile geliştirmiş olduğu ilişki modeli sanırım çok rahatsız ediyor ki Rusya ile girişilen ilişki de asimetrik olarak nitelendiriliyor. Asimetrik bir ilişki modeli aranacaksa tabii ki Rusya ile olan ilişkilerimizde de birçok dengesizlikler ve problemler var. Ticaret hacmi de dahil olmak üzere. Bu zaten inkar ettiğimiz bir husus değil de bugüne kadar Türkiye'ye sürekli olarak asimetrik bir ilişki içerisinde Türkiye ile ilişki kurmak isteyen ülkenin asıl adı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun böyle olduğunu biz 1964 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizde, darbe süreçlerinde bizzat yaşayarak geldik. Yani neden asimetrik ilişkiyi 15 Temmuz sonrasında Amerika ile ilgili olarak Meral Hanım'ın ağzından duymadık da bugün geldiğimiz noktada sadece Rusya'ya özel olarak duyuyoruz. Başka bir şey söyleyeceğim. Rusya'nın bugün Ukrayna'ya girişmiş olduğu işgal hareketi ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne Cumhurbaşkanı'nın, ne de burada program yapan bizlerin kabul edebileceği bir husus değil. Bunu zaten en üst düzeyde de dile getirdik. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal hareketini gerçekleştirmesi Meral Hanım'ın aklına Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesini getiriyor da sınırlarımızın dibinde 50 bin tır dolusu silah veren Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya verdiği desteği gördükten sonra bu F-16'ları Amerika'ya iade edin demek neden aklına gelmiyor? 50 bin tır dolusu silahla terör örgütleri sınırlarımızın dibinde her gün evlatlarımızın şehit düşmesinin sebebi hikmeti olan silahları o terör örgütüne dağıttığında bu F-35 sevdası nedir? Allah belanızı vermesin. Verin bu F-35'leri demiyorsunuz da sizin bu S-400'lerden duyduğunuz rahatsızlığın sebebi, hikmeti nedir? 60 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor Turgay Güler. 60 yıldan bu yana Türkiye'ye ne zaman Avrupa'da seçimler olsa
Türkiye düşmanlığı üzerinden Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da seçim kampanyaları yürütülüyor, Hollanda'da. Bunları gördüğünüzde neden çıkıp da bu Avrupa Birliği'nden, sevdasından vazgeçin, aynı zamanda bunların hepsi de NATO'nun üyesi, NATO'dan da çıkın demiyor da ısrarlı bir şekilde bu sualleri gündeme getiriyor. Nükleer enerjiden rahatsızlığı Meral Hanım'ın ne olabilir ki? Nükleer enerjinin Rus malı olmasından rahatsızsınız da Rusya'dan gelen mavi akım dahil olmak üzere doğalgaz ve petrol ile ilgili hususlarda Türkiye'nin üzerinden geçen boru hatlarını kapatın demiyorsunuz da neden sadece nükleer santral üzerinden bu işi kotarıyorsunuz? Doğalgaz ve petrol boru hatları kapatılır da Batı'ya bu ikmal kesilirse Batı'daki ülkeleri gücendiririm diye korktuğunuz için mi doğalgaz ve petrol boru hatlarını gündeme getirmiyorsunuz da nükleer santrali getiriyorsunuz? Nükleer santralin millileştirilmesinden bahsediliyor. Türkiye bugüne kadar 15-20 tane nükleer enerji santrali kurmuş, işletmiş, bunu milli imkanlarla yapması mümkünmüş de bugün tutup da ihaleyi Rusya'ya verip de 16. santralini Rus malı olarak almaya karar vermiş de o yüzden mi millileştirmemiz gerekiyor? Yani Türkiye'nin bunu millileştirebilecek bir beşeri sermayesinin olmadığını Meral Hanım bilmiyor mu? S-400'lerle ilgili olarak S-400'ler geldiği günden bu yana Türkiye'de külliyeyi korumak maksadıyla alındı gibi sürekli bir rahatsızlığı dile getirmesi, fakat hiçbir şekilde de S-400'ler olmadığı takdirde şunun şurası 2 yıl öncesine kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bir hava savunma sisteminin olmamasına yönelik olarak ağzından tek kelam eleştiri çıkmayan Meral Hanım'ın S-400'lerle ilgili olarak ısrarlı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber ısrarlı bir şekilde bu konulara gündeme getirmesinin sebebi hikmeti ne olabilir ki? Daha dün Engin Özkoç S-400'lere verilen paralar çöpe gitti, bugüne kadar kullanıldığını gören yok gibi akla ziyan bir takım yorumlar meydana geldi malumunuz olduğu üzere. Turgay Güler, hepimizin arabası var. Hepimizin arabasında da bir tane hava yastığı var. Airbag'leri var, hava yastıkları var. Bu hava yastıklarını bugüne kadar hiç kullanmadık diye verdiğimiz parayı çöpe atılmış mı görüyoruz? Evimize koymuş olduğumuz yangın söndürme cihazlarını bir yangın esnasında bugüne kadar kullanmadık diye boşu boşuna bunlara para verdik olarak mı telakki ediyoruz? Şimdi dolayısıyla artık bu sosyal medyada Meral Hanım'ın yapmış olduğu paylaşımla benim noktayı nazarımdan takke düşmüş, kel gözükmüştür. Maske düşmüş, yüz gözükmüştür. Daha üstüne para versek Meral Hanım'ın kafasından geçenleri ve irtibatları ile ilgili hususları bu kadar ele veren başkaca da bir sosyal medya paylaşımı ya da yazısı bulmak mümkün olmaz. Bu yazı çok net bir şekilde Türkiye'de Gezi Parkı eylemleri ortaya koyulurken oradaki Taksim Dayanışma Grubu'nun başında olan, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevine yükseltilmiş şahsın havalimanları durdurulsun, metro inşaatları durdurulsun, 3. köprü durdurulsun gibi Türkiye'ye direkt ultimatom veren husus neyse, Meral Hanım'ın Türkiye'nin nükleer enerji santralleri ve S-400'leri ile ilgili ortaya koymuş olduğu hususlar da birebir aynilik taşımaktadır. Türkiye'de iktidarda Meral Hanım olduğunda başımıza nelerin gelebileceğini çok net bir şekilde rahatlıkla görebiliyoruz diyerek sözü size devrediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.